Ahmet Bey merhabalar, programımıza merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Sizler hoş geldiniz. Çok mersi, çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Konya yolculuğumuz hız kesmeden devam ederken şimdi de sizlere Konya'nın en şirin ilçesinden sesleniyoruz. Beyşehir Üzümlü'den sesleniyoruz. Şu anda da Güven'in adresinden sesleniyoruz aslında. Koçyay'dayız. Yanımızda kurucusu Ahmet Koç Beyefendi bulunmakta. Ahmet Bey, yaptığınız hizmetlere geçeceğiz. Hikayenizi dinleyeceğiz ama ilk önce sizi tanımak istiyoruz. Ahmet Bey kimdir? Nasıl başlamıştır bu hikaye? İsmim Ahmet Koç. 1972, Üzümlü doğumluyum. 1991'de burada silahta olmak üzere çalışmaya başladım. Bayağı bir yoğun çalışma yaptım, çalıştık. Silahlara olan merakınızla birlikte. Silaha olan merakımdan dolayı. Ne kadar güzel. 2014 yılına kadar çalıştım. 2014 yılında bu işe de merakım vardı. Bayağı bir merakım vardı. Nasip oldu. 2014 yılında başladım. 2020 yılında buranın arsasını aldım. İnşaatına başladım. Ve çok da güzel olmuş. Yaklaşık işte birkaç aydır taşınıyorum. Yani eksiklerimiz var. Onları tamamlıyoruz. Ama öyle aynı zamanda arka tarafta çalışmaya devam. Ormanlı çalışmanız hiç bitmiyor. Tabii oradaki çalışmam devam. Oğlumun desteğiyle tabii ki oğlanlar benim İhsan oğluma onların buradan desteğiyle. Buradan kendisine beraber de selamlarımızı, hürmetlerimizi yolluyoruz İhsan onun Koç'a. Desteğiyle işte o iş yerine baktı daha önce o da öğrenci ben inşaata baktım. İşte buraları tamamladık 2014'te. Birkaç ay falan içerisinde yeni taşındık. Yeni de eksiklerimiz var onları tamamlıyoruz. Ama aslında burası bir aile şirketi değil mi? Burası aile şirketi. Abim, birader, kuzenim aile şirketi. Yani yabancı kimse yok yani. 10 çalışanımız var. Onu da hepimiz beraberiz aile şirketi olarak devam ediyoruz. İstikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Savunma sanayine başta olmak üzere evet, savunma. Evet, Koçyay'da tam olarak neler yapıyorsunuz? Oraya gelelim. Mercek altın alanı. Başta savunma sanayine çalışıyoruz. Savunma sanayisinde İzmir'de, İstanbul'da, Konya'da, İstanbul'da ağırlık var. Diğer firmalarla oralara çalışmalarımız var. Ağırlık savunma. Evet ama Konya dışında da çalışıyorsunuz tabii savunmada elbette, değil mi? Elbette. Sadece Konya'ya hitap etmiyoruz. Sadece Konya değil yani. Burdur'da var, İstanbul'da, diğer İzmir'de, ağırlık İzmir'de, İstanbul'da, diğer firmalarda çalışıyoruz. Peki tam bu çatının altında neler oluyor? Yani üretim mi oluyor burada? Neler yapıyoruz? Tam burada olarak sadece yay üretim var. Yani silahla üretim yok. Ben fason işte fason olarak çalışıyoruz. Sadece savunma, ağırlık savunma olmak üzere. Yay derken yani bu silahlarda kullanılan yaydan bahsediyoruz. Aynen, aynen. Savunma dediğimizde silahlarda kullanılan yaylar. Bunun da tabii ki de şakaya gelmez. Bunun da gerçekten kaliteli olan yerlerden hizmet almamız gerekiyor. Çok yüksek düzeyde bizim kullandığımız malzemeler diğer çoğu yerlere denk olmaz. Bizimki silah savunma sanayi çok yüksek kalitede kullanmamız gerekiyor. Peki bunu üretirken yani bu yay olan yani yay kısmını üretirken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani bunların ham maddesini nereden temin ediyoruz? Nasıl ilerliyor buradaki iş tanımı? Yurt dışından alıyoruz yayları biz. Güvendiğiniz yerlerden. Güvendiğimiz yerlerden alıyoruz. Kendi cihazlarımız var. Oralarda kontrol ediyoruz. İşte imalattan sonra tekrar fırınlama yapıyoruz. Tekrar yine kalite kontrolü yapıyoruz. Sürekli kontrol halinde yapıyoruz. Aslında yani burada kullandığınız makineler olsun, test araçları olsun hepsi son teknoloji ürünü. Tabii ki elbette. Her şey yani son elbette yani. Biz ne kadar geçiyor uğraşsak da teknoloji kullanmak zorundayız yani. Evet, Koçyay'ın da zaten en büyük farkı bu. Üretim yaparken her şeyi son teknolojiyle takip ediyor ve son teknolojiyle üretiyor. Evet. Bu da çok güzel bir şey. Peki burada kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz? Şu anda 10 kişiyiz biz. 10 kişiye hizmet veriyoruz. Az önceki de söylediğim gibi hepsi aile şirketi burası. Hepsi hısım, akraba. Bu şekilde başladık. Bu şekilde devam ediyoruz. İstikrarlı bir şekilde kaliteden hiç taarruz vermiyorum. Sürekli uğraşıyoruz. Ne İnşallah kadar güzel. Da bir Amerikalı müşterimiz var şu anda. Onlarla diyalog içerisindeyiz. Bir numuneleri gönderdik. Var mı hedeflerimizde yurt dışıyla çalışmak? Var. Şu anda Amerika müşterimiz. Çok güzel. Amerikalı müşterimiz var. Geçen de geldiler.
Onlarla diyalog içerik. Onlar da savunma sanayinde, Amerika'da savunma sanayine vereceğiz. İnşallah olur. Mücadele ediyoruz, uğraşıyoruz inşallah. Peki örneğin bir hizmet verdiğiniz zaman bu hizmet süresi yaklaşık ne kadar sürüyor? Yani bu süre önemli mi sizin için? Buradaki gidişat süresi. Aslında önemli ama kolay da olmuyor tabii ki. Evet, çünkü zor bir iş yapıyorsunuz aslında. Yani mesela bir Amerika olduğu için çok uzun bir süreç oluyor bu. Evet. Burada Üzümlü'de olduğu için o süreç daha kolay olabiliyor. Yakın olduğumuz için bir nakliye Amerika'ya gidiyor. Evet, işte 20-30 günde gidiyor. 20-30 günde haber geliyor. Oradaki kontroller yapılıyor. Ama buradaki mesela bir yaptığımızda bir ay içerisinde dönebiliyor. Yani bölgeye göre aslında değişiyor buradaki elbette gidişat, bölgeye değil mi? Göre değişiyor. Doğal olarak yani normali de budur zaten. Aynen, bölgeye göre değişiyor. Peki tam olarak Üzümlü'de neredeyiz? Üzümlü'nün girişindeyiz. Hı hı. Artık buradan başlıyor Üzümlü. Hı hı. Fabrikalar burada başlıyor. Evet. Üzümlü'nün tam girişindeyiz. Peki var mı şubeleşme gibi bir hedefiniz? Başka şehirlerde olsun. Başka şehirlerde olsun. Şu anda öyle bir şey düşünmedik. Buradan yetişiyoruz. Daha yetişiyoruz. Çoğu yere de yetişemiyorum. Mesela bazı şehirlerden de geliyor. Oralara daha henüz cevap veremiyoruz. Yapamıyoruz. İleriki zamanda belki inşallah düşünüyoruz. İnşallah bizler de buna inanıyoruz. Peki Ahmet Bey, son olarak şimdi sizin sektörünüzde güven çok önemli. Her çok sektörde önemli, önemli ama sizde biraz daha önemli, fazla önemli, önem içeriyor. Sizler de bu güveni sağlamışsınız. Daha önce tebrik ediyorum sizleri. Peki kişiler sizlerden hizmet almadan önce, daha doğrusu bu sektörden hizmet almadan önce nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi bir sürü şimdiye kadar 1991'de ben iş hayatına çalışmaya başladığımda hep iyi yerlerde çalıştım ve de ben bir ustayım aynı zamanda. Araştırmak gerekiyor değil mi? Aynı zamanda ta oradan geçmişte bir güvenim var. Ne güzel. O güvenden dolayı da burayı devam ettiriyorum. Ne kadar güzel. Aslında devam yılların ettim. Verdiği tecrübe, çalıştığınız eski yerlerde namınız olsun, öyle diyelim. Aynen. Doğma büyüme de buralı olduğum için. İşte buradaki çalışan insanlar hepsi Üzümlü'de doğma büyüme. Dışarıdan gelip de yani bir firma açmış, bir şirket açmış, öyle bir şey yok. Herkes doğma büyüme olsun, herkes birbirini tanıyor. Evet. Kişiye göre de tabii ki değişebiliyor yani. Koç Yay sadece Konya'da değil, Türkiye'nin her yerine hitap ediyor. Aynen. İleriki hedeflerinde yurt dışı da var. Aynen. O zaman bizler ne diyoruz? Koç Yay'ın kapısı herkese açık. Herkesi açık. Burayı bekliyoruz. Herkes açık. Hatta Ahmet Bey'in oğlu İhsan Bey'in tecrübelerinden de danışabilirler, yararlanabilirler. Aynen. Sadece iş için değil, burada insan kazanmak da çok önemli. Ben herkese diyorum, bir çıkış olduğu için herkes buyursun gelsin. Buraya gelip Ahmet Bey'in bir kahvesini içip güzel İnşallah. Sohbetiyle vakit geçirebilirsiniz. O zaman herkesi buraya davet ediyoruz. Tabii ki buyursunlar. Aynen. Ahmet Bey, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür efendim. Ederim. Sağ olun. Ayaklarına sağlık. Diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlere kolay gelsin. Sağ evet olun. Değerli izleyenler, bugün sizlere nereden seslendik? Beyşehir Üzümlü'de bulunan Koç Yay'dan seslendik. Ahmet Beylere, İhsan Beylere konuk olduk. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.